Aktivistlerin yaptığı eylemler nedeniyle birçok kişi artık anayasal hakkını kullanıyor ve denizlere ücret ödemeden giriyor. Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen aktivistler, özel işletmelerin kapısına giderek görevlilere, anayasada kıyıların korunması maddesinde yer alan yurttaşların kıyı şeridine girmesinin engellenemeyeceği ve girişin ücrete bağlı tutulmayacağı maddesini anımsatıyor. Eylemlerde genellikle Girne sahilleri tercih ediliyor. Özel işletmelerden giriş yaparak denize giren aktivistler şezlong ve şemsiye gibi hizmetleri kullanmıyor. Kıbrıs TV'ye konuk olan Baraka Kültür Merkezi aktivisti Nazan Şansal bu eylemlerini anlattı. Zaten anayasamızda bu madde, yani vatandaşlarımızın ücretsiz olarak denize girmesi söz konusu, zaten bu yazıyor. Ancak birçoğumuz maalesef işte bazı ücretler talep ediliyor vatandaşlarımıza. Bu plajlarda işte şemsiye, şezlong kullanımı yönünde. Bu yüzden ücretli olarak giriyoruz bizler. Sizler öncelikle vatandaşlarımızın da daha iyi anlayabilmesi için bu eylemlere ne zaman başladınız, nasıl bir araya geldiniz, bununla başlar mısınız dilerseniz? Tabii. Sizin de söz ettiğiniz gibi uzun yıllardır, 2009'dan beri yapılıyor Beleşe Denize eylemleri. O vakitler belki Baraka Kültür Merkezi'nin organize ettiği eylemlerdi ama geçen pazar yapılan eylem veya son 1-2 senedir yapılan eylemler aslında Baraka Kültür Merkezi'nin kabını, çapını aşan ve daha çok sosyal medya üzerinden örgütlenip çeşitli derneklerde üye olan veya olmayıp sadece Beleşe Denize anayasal hakkını kullanmak isteyen aktivistler tarafından yapılıyor. Yani geçtiğimiz pazar yaptığımız eylemde evet bizler de Baraka üyeleri olarak, aktivistler olarak oradaydık. Ama bizim çok dışımızda o gün orada tanıştığımız, sosyal medya üzerinden bu hakkını öğrenip savunmak isteyen kişiler de vardı. 2009'da bu hakkımızı dile getirmeye ilk başladığımızda çok fazla yankı bulmamıştı. Yine sizler basın mensupları aracı olmuştunuz bu sesimizi duyurmaya, eylemlerimizi halka anlatmaya. Ancak gerek işletmeciler, gerek oteller, polis, yetkililer tarafından çok fazla yankı bulmamıştı. Bir şeyin sürekliliği, istikrar, bir hakkı bizimdir, alacağız diye ısrar etmek çok önemli bir şey. Biz geçtiğimiz yıllar içerisinde bunu gördük. 2009'da daha küçük gruplar halinde Beleşe Deniz eylemleri yapılırken, şimdi dediğim gibi bizim bazen hiç içinde olmadığımız, bizim hiç tanımadığımız insanlar plajlara gidip bu haklarını savunuyorlar. Evet, oteller veyahut işletmeciler girişte ücret almaya hala çalışıyor. Bu konu çözülmüş bir sorun değil. Fakat biz hakkımızı aramaya devam ettikçe çözülmesi çok muhtemel. Hatta bazı yerlerde, bazı plajlar tarafından çözülmüş, çözülmek zorunda bırakılmış bir konu. Girişte ücret alınmaz diye tabela asan yerler olduğunu da duyduk. Gidip onları da ziyaret edeceğiz. Gerçekten ücret almıyorlarsa onlarla ilgili de belki olumlu haberler paylaşacağız sosyal medyadan veya işte siz aracılığıyla medyadan. Zaten sosyal medya aracılığıyla bir araya geliyorsunuz sanırım. Evet, yani bazıları dediğim gibi dernek üyeleri, bu konuda uzun zamandır bu eylemlerin içinde olan sadece Baraka değil, Biyologlar Derneği var. İlk senelerde Hukukun Üstünlüğü Hareketi vardı. Yeşil Barış Hareketi destek oluyordu. Bazı siyasal partiler destek veriyordu. Bu partilerden, bu derneklerden kişiler de işin içerisinde olmakla beraber daha çok sosyal medya üzerinden sadece bu hakkını savunmak için bir araya gelmiş olan farklı görüşlerdeki kişiler bu hakları savunuyor. Nazan Şansal, denizlerde şezlong, şemsiye ve duş gibi hizmetlerden cüzi ücretler alınmasına karşı olmadıklarını, ancak bu hizmetlerin karşılığının fahiş fiyatlar olmaması gerektiğini söyledi. Şimdi girişlerde ücreti şezlong, şemsiye, duş gibi kılıflarla istiyorlar. Biz bir plaja gittiğimizde şemsiye kullanmak için, duşu veya tuvaleti kullanmak için cüzi ücretler ödenmesine karşı değiliz. Bunlar ama herkesin ödeyebileceği, kabul edilebilir ölçülerde ve cüzi miktarda olmalı. Ve isteyen, bunları kullanmak isteyen ödemeli. Belki Maosa plajlarını buna örnek olarak gösterebiliriz veya bizim geçenlerde kızımla beraber ailece gittiğimiz Yeni Erenköy plajını buna örnek olarak gösterebiliriz. Orada da çok güzel bir tesis var. Gayet temiz, güzel, belediyeye ait kafeteryası da var, restorantı da var, şezlong ve şemsiyeleri de var. Eğer bunları kullanmak isterseniz cüzi bir miktar ödüyorsunuz. Kullanmak istemezseniz kendi şemsiyenizi, hatta çadırınızı isterseniz, sandalyenizi, masanızı kurup orada deniz kenarında pikniğinizi de yapabiliyorsunuz. Yani bu imkanların sağlanması lazım.
girişte ayak bastı parası denilecek şekilde bu parayı ödemeden içeri sokmamak şeklinde olan uygulama tamamen anayasa dışı. Zaten bunu defalarca anlattık, yasa dışı. O yüzden bunu kabul etmek zorunda değiliz. Hiç kimse kabul etmek zorunda değil. Bizim sosyal medya üzerinden yaptığımız çağrı da şöyle. Gittiğiniz zaman bir plaja sizden kapı girişinde ücret isteniyorsa bu suçtur. Çok açık. Yasada, plajların kullanım ve denetim yasasında açık bir şekilde para ve hapis cezası ile cezalandırılabilecek bir suçtur. O yüzden derhal oradaki kişiye suç işlediğini söyleyin. Eğer devam ederse polisi çağıracağını, basını çağıracağını veyahut orada bunu görüntü alarak sosyal medyada paylaşıp bu işletmenin suç işlediğini duyuracağınızı söyleyin. Bunun üzerine çoğu işletmeci, çoğu otel zaten mecbur kalıyor, buyurun geçin diyor. Tabii geçtiğimiz zaman şu da önemli bir şey, havlumuzu koyacak, sandalyemizi bırakacak, işte arkadaşlarımızla oturacak bir yer bulamıyorsak aslında bu hakkımız yine gasp edilmiş oluyor. Evet, içeri girmiş olabiliriz. Geçen hafta Escape'deki eylemde de benzer bir tabloyla karşılaştık. Girebilirsiniz içeri ücretsiz dediler, eylemsel bir hareket içinde gittiğimiz için. Fakat girdiğimizde arkadaşlarımız da oturacak, havlumuzu bırakacak, bir yer bile bulamadık. Şemsiyelerimizi takacak, bir yer bulmakta zorluk çektik. Bunun da denetlenmesi lazım. Kaymakamlıklar, İçişleri Bakanlığı ve belediyeler tarafından. Çünkü tek talebimiz kapıdan girmek değil, orada huzurlu bir şekilde denize de girebilmek istiyoruz. Şimdi vatandaşlarımızın da daha iyi anlayabilmesi için başına gelmek istiyorum. Şimdi siz bir grup halinde bir plajı seçiyorsunuz. Genellikle sanırım bu Girne sahilleri oluyor. Çünkü Mausa ya da Bafra sahillerinde alınan ücretler daha normal herhalde. Girişte ücret alınmıyor bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Belki gözlemimiz dışında olan plajlar da vardır. Bunları da belki bizi izleyenler, sosyal medyadan takip edenler bildirecektir. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla İskele tarafındaki veya Mausa tarafındaki plajlarda ücret girişte alınmıyor. Eğer hizmeti, şezlong ya da şemsiye hizmetini kullanmak istiyorsanız o vakit bir ücret ödüyorsunuz ve benim gözlemlediğim 2 lira gibi, bazı yerlerde 5 lira gibi aslında insanların ödemekte çok zorlanmayacağı, ödemek istemezse de ödemeyeceği ücretler. Evet, şimdi karar verdiniz, bir işletmenin kapısından içeriye giriyorsunuz. Şimdi bu noktada bazen belki de sizler bu işletmelere böyle bir eylem yapacağınız noktasında haberdar ediyorsunuz. Haberdar etmediğiniz işletmeler oluyor mu? Nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Böyle ilginç de tepkiler aldınız mı? Bu önemli bir soru. İyi ki sordunuz. Çünkü bizim bazen sosyal medyadan, bazen basından duyurarak gittiğimiz eylemlerde orada bir karşılanma oluyor. Geçen gittiğimiz eylemde de Escape plajında 5 mil daha doğru ismiyle bize karanfiller ikram ettiler. Bizlik denize girmeye geldik. Karanfili almadık, teşekkür ettik ama haberli eylemlerde böyle bir karşılama oluyor. Ama arkadaşlarımızın yaptığı, benim de zaman zaman içinde bulunduğum eylem olarak değil, ailemizle, arkadaşlarımızla bir cumartesi ya da pazar günü denize gitme şeklinde yaptığımız beleşe deniz eylemleri de oldu. Bunlar aslında duyurulu, çağrılı veya daha sonrasında paylaşılan eylemler değil, denize gitmek amacıyla yaptığımız aktivitelerdi. Söylediğimiz zaman ki bu anayasal bir haktır, siz burada para alamazsınız, suç işlemiş olursunuz. Eğer ısrar ederseniz bu konuyu basınla paylaşıyoruz, polise bilgi veriyoruz dediğimizde çoğu zaman olumlu tepki aldık. Olumsuz tepki aldığımızda da polisi çağırdık oraya. Belki bir yarım saatimize mal oldu. Yarım saat polisin oraya gelmesini bekledik. Yarım saat sonra polis geldi ve oradaki kişilere bildirdi suç işlendiğini. Ve çoğu zaman girebildik. Aksi örneği bir Kratos otelde yaşamıştık geçtiğimiz sene. Ki daha sonra oraya eylemle girmekle beraber Kratos Otel'e açılmış bir davamız da var. Ve bu davada sürüyor, devam ediyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki sene olumlu bir şekilde sonuçlanacak. Oraya beleşe girebileceksiniz yani. Evet. Gerçi hani Girne'nin pek çok bölgesinde denizlerimizin temizliği de önemli bir şey. Belki biz sadece beleşe deniz hakkını değil, plajların ve özellikle denizlerin oteller tarafından, işletmeler tarafından kirletilmemesini de savunuyoruz. Bunun için de ayrıca bir mücadele veriyoruz. Kratos Otel'in denizi maalesef doğası talan edilmiş. Oradaki güzel kayalıklar ortadan kaldırılmış, yapay bir kum dökülmüş. Bunu her ne kadar övünerek anlatıyor olsalar da aslında oranın doğası bozulmuş. Bu anlamda da çok tercih edilir bir deniz olmayabilir ama bu da anayasal bir haktır ve isteyenin oraya da girebilmesi gerekir. Evet, şimdi sizler bir eylemle, bir kalabalıkla içeriye giriyorsunuz. Şimdi bu noktada orada ücretini vermiş kişiler de oluyor. Nasıl tepkiler alıyorsunuz o noktada?
Biliyorsunuz ülkemiz küçük bir yer. Çoğu zaman tanıdıklarımız da oluyor deniz kenarında. Biz eylemle gittiğimizde orada ücretini ödeyip olarak girmiş olan tanıdıklarımız da olabiliyor. Bazen diyorlar keşke biz de sizinle gelseydik, duysaydık beraber gelebilirdik. Bazen diyorlar işte biz bugün duşu, şemsiyeyi, şezlongu kullanmak için böyle geldik ama haftaya biz de sizinle birlikte veya sizden ayrı olarak bu hakkımızı kullanacağız. Çoğu zaman olumlu tepkiler alıyoruz. Bir olumsuz veya soru işaretli bir konu var, ona da değinebilirim bu sorunuz üstüne. Özellikle kadın aktivistlerin bu beleşe deniz hakkını savunmasını yadırgıyorlar. Diyorlar ki siz kadın olarak insanların her denize ücretsiz girmesini savunuyorsunuz ama herkes girerse bu denizlere tacize uğrayacaksınız. Nasıl böyle bir hakkı savunursunuz? Aslında bu çok yanlış, çok saçma bir argüman. Çünkü tacizin veyahut işte kadınlara sözle veya gözle rahatsız etmenin aslında parayla, ekonomik güçle hiçbir ilgisi yok. Yani taciz paralı denizlerde de olabildiği gibi daha cüzi miktarlarda kullanılan veya parasız kullanılan plajlarda da olabilir. Taciz tamamen bu sistemdeki erkek egemen yapıyla ilgili bir şey. Erkeklerin evet kadın bedenini kendilerine ait bir meta olarak görmesiyle alakalı bir şey ve toplumun bütününde yaygın olan bir sorun. Ne yazık ki yani bu ekonomik olarak yüksek olanlar yapar, düşük olanlar yapmaz gibi yanlış bir şey düşünülüyor. Ama bu çok yanlış bir argüman. Biz tacizle ayrıca derneğimizin başka aktivitelerinde, kadın çalışmalarında uğraşıyoruz. Uğraşmaya da devam edeceğiz. Bunun denize girmekle veya hangi plajda ne para vererek denize girdiğinizle hiçbir ilgisi yok. Belki şuna da değinebilirim. Bu konuya Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe de bir röportajında değinmişti. Çok da güzel bir şekilde izah etti. Pazar günkü eylemimize kendisi de geldi. Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe destek verdi. O da bir kadın hukukçu milletvekili olarak taciz konusunda bizlerle aynı fikirde. Bunun para vermekle, plaja ücretli ya da ücretsiz girmekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tamamen sistemin erkek egemen yapısıyla alakalı bir şeydir. Ve bunu da ayrıca çözmek için uğraşacağız. Röportajımızın da sonuna geliyoruz. Şimdi röportajımızın başında da belirttiniz. Ancak özetle vatandaşlarımıza bu ücretsiz girişlerle ilgili nasıl bir çağrı yapmak gerekiyor? Şöyle diyelim, sosyal medyayı pek çok kişi kullanıyor aktif olarak. Sosyal medyada Beleşe Denize Plajlar Halkındır diye bir sayfamız var. Bu sayfa Baraka'nın sayfası değil aslında. Bu aktiviteyi, bu eylemleri sahiplenen herkesin sayfası. Orayı takip edebilirler, oraya önerilerini yapabilirler. Biz ailece filanca denize gittik, böyle bir şeyle karşılaştık, hadi hep birlikte oraya gidelim diyebilirler. Çoğu eylemimiz de bu şekilde zaten organize ediliyor. Sosyal medyadan sayfayı takip edip kendi önerilerini, hangi denize gitmek istediklerini, nerede sorun yaşadıklarını yazabilirler. Ve oradan evet, hem de şifre edilir hem de oraya muhtemelen bir sonraki pazar daha kalabalık bir grupla onların hakkından gelecek şekilde diyeyim gidilir. Ve oradaki sorun da bir nebze olsun çözülmüş olur. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden ötürü. Sanırım bu noktada önemli işlere imza atıyorsunuz. Bizler de destek veriyoruz bu noktada. Teşekkür ederiz. Sizin desteğinizi en başından beri her zaman, kanalınızın desteğini her zaman gördük. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz. Her eylemimizde destek oldunuz, sesimizi duyurmamızda aracı oldunuz. Çok teşekkürler. Bu bizim görevimiz zaten. Çok teşekkür ederiz. Bağımsızlık Yolu aktivistlerinden Yusuf Özgü Sertel de plajlarda hizmet adı altında alınan ücretlere karşı yaptıkları eylemleri anlattı ve vatandaşlara çağrı yaptı. Evet, öncelikle teşekkür edelim. Yani aracı olduğunuz için bu farkındalığı ve bu anayasal hakkımızın farkındalığının gelişmesi için. Ardından da sorduğunuz soruya geçeyim. Tabii aslında mutlu bir gündeyiz bugün çünkü Kıbrıslı Türklerin iradesizleştirecek olan, kimliksiz bırakacak olan koordinasyon ofisi anlaşmasının üst mahkeme tarafından anayasaya aykırı bulunup reddedildiği bir günde yapıyoruz bu röportajı. Sadece bir maddesidir ama yine de oldukça başarılı olduğunu inanıyoruz. Çünkü yapmış olduğunuz eylemler de oldukça geniş katılımlıydı. Bu noktada başarılı olduğunuzu söyleyebiliriz. Özellikle Kıbrıslı Türk gençliğinin bu karşı çıkışının büyük bir kazanımıdır bu. Evet. Geçelim, biz dönelim konumuza. Şimdi biraz da tarihsel gerisinden bahsedelim. 2009 yılında işte Baraka Kültür Merkezi'nin başlattığı bu hak mücadelesi son 2 yıl özellikle sosyal medya üzerinden bayağı bir sahiplenildi halk tarafından. Bayağı bir yayıldı, bu hakkın olduğu çoğu kişi tarafından bilinmiyordu. Çünkü öyle bir kültür oluşmuştu. Yani
denize girecekseniz Girne kıyısında, Girne plajlarında bu parayı, bu ücreti ödemek durumundasınız gibi bir kültür oluşmuştu, bir algı oluşmuştu. Bu algının yıkılmasına çok büyük faydası dokundu. Bu halk hareketinin diyebiliriz. Yani herhangi bir derneğin, siyasal partinin veya demokratik kitle örgütünün hegemonyasında, öncülüğünde yürüyen bir şey değil bu. Tabii ki içinde bu bahsettiğim yerlere üye olan kişiler var ama bu bir halk hareketi, onu söyleyelim. Onun dışında açılmış birçok dava var. Kratos'a olsun ki davacılardan biri de benim burada Nazen Hanım'la birlikte. Acapulco'ya açılmış dava var. Gerek denize ücretsiz girişin engellenmesi, gerekse oraya damsız girişin engellenmesiyle ilgili cinsiyet ayrımcılığı üzerinden. Şu anda bu davalar sürüyor. Yalnız işte Acapulco davasının Anayasa Mahkemesi'ne de görüşülmeye başlamasından dolayı o davanın bitimiyle birlikte diğer kaza mahkemelerinde görülen davalar da devam edecek. Oradan çıkacak sonuca göre oradaki istenen görüş mahkemeden, yüksek mahkemeden istenen görüş de şu: 38.4'te yani anayasal hak olduğuna dair maddedeki bir bend var, şart bendi var. O şart bendinde ki özel mülkiyetin uzun süreli kira belgelerine, hazine malları üzerinde özel mülk kavramı içerisine alınmasını istiyorlar. Böyle bir durum var. Bu konuyla ilgili kazanılmış birçok dava var. Gerek hukukçu arkadaşların kendilerinin aynı zamanda davacı olduğu, gerek vatandaşların açmış olduğu. Şimdi bizim böyle bir uygulamamız da var. İki tane gönüllü avukatımız var. Ahmet Sait Sayın ve Özgü Özyiğit. Bu arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız bu tip davaları herhangi bir avukatlık hizmeti ücreti talep etmeden üstleniyorlar. Sadece bu davayı açacak olan kişi veya kişilerin davanın pul harcı olan masrafları var. O pul harcı 100 TL'lik gibi bir masraftır. Sadece onu ödemek durumunda kalıyorlar ve hukuk savaşlarını, hukuk mücadelelerini başlatabiliyorlar. Bu noktada da sanırım bazı plajlara onlar bu açtıkları davaları kazanmaları nedeniyle beleşe girebiliyorlar. Evet, aynen öyle. Onlar giriyorlar ama işte mahkeme hükmü isim bazında çıktığı için sembolik oluyor. Aslında bizim yaptığımız bu eylemler de bir anlamda sembolik. Yani biz her zaman mümkün olamayabiliyor bir grup, bir kitle ile oraya gitmek. Bizim istediğimiz, bizim beklentimiz, arzuladığımız daha doğrusu şudur. Tek başına bir kişi gidip bu anayasal hakkını oradaki görevlinin yüzüne okuyup girebilmesidir. Evet, şimdi eylemlerinize dönecek olursak, işte sosyal medyada genellikle örgütlenip gidiyorsunuz. İçeriye de bir şekilde giriyorsunuz. Belki farklı tepkiler alıyorsunuz, bilmiyorum ama son mesela eyleminizde karanfillerle karşılandınız. Bu oldukça güzel bir şey. Şimdi anayasayı gösteriyorsunuz yetkililere, oradaki yetkililere. Nasıl karşılıyorlar, ne diyorlar? Genelde her zaman içeriye alınıyor musunuz, yoksa işte bazen de polis çağırdığınız oluyor mu? Nasıl gelişiyor bu olay? Genellikle anayasal hakkımızı yüzlerine okuduğumuzda, yani her zaman çünkü elimizde dokümanlarla gitmiyoruz. Anayasal hakkımızı yüzlerine okuduğumuzda önce bir direnç gösterseler bile, ardından işte kolluk kuvvetini devreye sokacağımızı veya bunu basın yoluyla ifşa edeceğimizi, ki basın çoğu zaman yanımızda olmuştur bu eylemlerimizde, buyurun geçin diye orada bir tavır değişikliğine giriyorlar. Bunun yanında yani şunu da söylemek isterim, aslında sosyal medya üzerinden eylem yapılacağı duyurulduğunda direkt olarak işletmeciye biz haber etmiyoruz. Onlar oradan, sosyal medya kullanımının yaygın olmasından ötürü onlar oradan bilgileniyor ve ona göre bir karşılama töreni gibi bir şey hazırlıyorlar. Sosyal medya üzerinden haberdar etmeden de yaptığımız oluyor eylemlerimizi. Örneğin şöyle bir durum olmuştu Acapulco'da bundan bir ay önce. Beleşe Deniz Plajlar Halkındır sayfasına bir mesaj geldi bize. Bu mesajda da vatandaşların girişlerinin engellendiğini, hatta güvenlik görevlisi tarafından anayasal haklarını kullanmak isterken tartaklandıkları üzerine bir mesaj attılar bize. Biz de bunun üzerine harekete geçtik. Uygunlukta, her zaman da uygun olamayabiliriz. Uygunlukta oraya gittik. Güvenliklerle, girişteki güvenliklerle görüştük. Tabii öğrendik ki sonrasında anayasal haklarını kullanmalarına çıkardıkları engeli kaldırdılar. Yani izin verdiler demek istemiyorum. Çünkü izin verme onların şeyinde değil. Evet. Ardından aşağıya indik. İşte bu vatandaşlarımızla bir röportaj yapmak istedik. Onları bulamadık.
Ardından telefoniyen ulaşabildik kendilerine, görüştük ve aslında sonrasında telefonda görüştükten sonra darp olayı yaşandığını öğrendik ve bunun üzerine vatandaşla konuştuk. Vatandaş gidip şikayetçi oldu ve güvenlik görevlisi hakkında da bir dava açıldığını evet. Bu oldukça bildirelim. Çirkin bir olay yani evet. Vatandaşın denize girmek için görevliler tarafından tartaklanması söz konusu bile olmamalı kesinlikle. Zaten denizler halkındır, bunu herkes biliyor. Artık sizin yapmış olduğunuz eylemlerle artık çok daha bilinçli halkımız. Şimdi aklıma gelen bir başka soru da işte içeriye girdiniz. Elinizde doğal olarak tabii her denize giden vatandaş bunu mutlaka yapıyordur. Belki halk plajlarına diyelim. İşte buzluklar doldurulur, içerisinde içecekler olur. Belki elinizde bir karpuzunuz olur, şemsiyeniz olur tabii ki. Bu eşyalara peki müdahale ediliyor mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Halk plajı diye bir ayrımda bulundunuz. Halk plajı veya özel plaj diye bir ayrım yok. Anayasamıza göre tüm plajlar halkındır. Evet. Onun dışında evet beraberimizde yiyeceğimizi, içeceğimizi götürüyoruz. Çünkü yani bu aslında ekonomik bir meseledir. Şu anda işte özel sektördeki işçilerin sendikası çalıştığı, alım gücünün sürekli düştüğü, hayatlarını idame ettirebilmek için ihtiyaç duydukları temel gereksinimlerin sürekli zamlandığı, kamusal hizmetlerin neredeyse içinin boşaltıldığı, verilmediği, hepsinin özel sektöre peşkeş çekildiği bir ortamda. Tabii ki oradaki uygulanan fahiş yiyecek, içecek fiyatlarına kimse mecbur bırakılamaz. Bu kabul edilemezdir. Bu doğrultuda da bir oraya gidilirken kendi yiyeceğini, içeceğini götürebilir vatandaşlar. Biz de böyle yapıyoruz. Orada herhangi bir müdahaleyle bu yıl karşılaşmadık. Geçen yıl Deniz Kızığı'na girişte karşılaşmıştık ki o da sosyal medya üzerinde yayılan bir eylem değildi. Habersiz bir eylemdi. Orada karşılaştık bununla ilgili bir şey. Ama yine orada ısrarcı olup anayasal hakkımız olduğuna dair ısrarcı olunca yiyecek içeceğimizle girebildik. Tabii bir başka nokta da insanların tepkileri. Sizler işte benim açıdan baktığımda, çünkü ben her girdiğim plaja maalesef ücret ödeyerek giriyorum. Ha belki şezlongdan yararlanıyorum, belki şemsiyeden işte duş alabiliyoruz. Açıkçası ben sizler gibi bir şey yapmayı, yani tek başıma böyle bir şey yapmayı düşünemiyorum. İşte farklı algılanırım açısından düşünüyorum. Sizler giriyorsunuz içeriye, peki vatandaşların bu noktadaki size karşı algısını nasıl görüyorsunuz? Yani ben ücret ödedim, onlar ücret ödemedi. Bu noktada böyle farklı bir algı oluyor mu? Şimdi küçük bir ada ülkesiyiz. Herkes birbirini hemen hemen tanıyor. Orada girdiğimizde tanıdık kişilerle de karşılaşıyoruz. İşte onlardan keşke biz de sizinle gelseydik veya ödemeseydik gibi tepkiler alıyoruz. Tabii olumsuz tepkiler aldığımız birebir yüzümüze söylenmese de bazen bakışlardan, jest mimiklerden böyle olumsuz tepkiler güden kişilerin olduğunu da algılayabiliyoruz tabii. Evet, şimdi size anlatıyorsunuz bu şekilde giriyorsunuz diye. Vatandaşlarımıza nasıl hem cesaretlendirmek adına nasıl bir çağrı yapılabilir? Şimdi zaten gündelik yaşamımızda kullanamadığımız anayasal bir hakkımız bu. Yavaş yavaş kullanmaya başlıyoruz. Yani biz Beleşe Deniz Plajlar halkındır olarak bunu müjdeliyoruz. Çünkü sahiplenildiğini görüyoruz halk tarafından. Çağrımız onlara şudur. Bu anayasal haklarını kullanmakta ısrarcı olsunlar. Bizim kullandığımız belli yöntemler var zaten, onlar da bilinir duruma geldi. O yöntemleri kullansınlar, orada anayasal haklarını okusunlar. Gerekirse kolluk kuvvetine başvuracaklarını, onlardan yardım alacaklarını, basın yoluyla bunu deşifre edeceklerini vurgulasınlar. Ve bu haklarını kullanmakta ısrarcı olsunlar. Şimdi yapmış olduğunuz eylemler devam ediyor. Görüyoruz, hafta sonları gidiyorsunuz belirli aralıklarda. Tabii ki sosyal medya sizin için önemli bir araç. Bundan sonraki eylemlerinizde herhangi bir farklılık olacak mı? Ya da neler var gündeminizde? Bunu da söylemeden geçmeyelim.
Şöyle diyelim, son eylemimiz bu şekilde, bu yöntemle şekillendi aslında. Biz Beleşe Deniz Plajlar Halkındır sayfamızdan vatandaşlara en çok nerede sorun yaşıyorsunuz diye bir soru sorduk. Onların da bu eylemlerin karar verme mekanizmalarında yer almalarını, etkin şekilde yer almalarını istedik ve bu şekilde belirledik. Bundan sonra da belli bir süre bu şekilde devam edecek eylemlerimiz. Onlar sorun yaşadıkları yerleri bize bildirsinler, gidelim biz de orada kitle olarak anayasayı çiğnemeye çalışanları, yani suç işleyenlere güzel bir ders vermiş olalım orada. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz eylemlerinizde. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Bu farkındalığın yükselmesinde bu kadar güzel aracı olduğunuz için teşekkürler. Evet.